Merhabalar arkadaşlar, İğne Oyalarını Açtı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel kırma namaz örtüsü üzerine iğne oyası yapımını anlatacağım. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir. 4 katlısı. Instagram'dan Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Erişeye dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kapıda ödemeli bir şekilde de gönderiyor. Kanalıma da abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimize geçelim. Bugünkü anlatacağım model bu şekilde arkadaşlar. Bu tel kırma. Tel kırmasını ben yapmadım. Arkadaşım kendisi yapmış. İğne oyasını da ben bu şekilde model yaptım. Sizler için de fikir olsun diye anlatmak ve göstermek istedim. Kumaşı da Medine ipeği böyle kendisine güzel işlemiş. Buradan da ellerine sağlık. Çok da şık ve büyük bir emek. Tel kırma. Sizlerde tel kırmanız varsa bu şekilde bir model uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen buradan göstereyim sizler için. Burada da ip nasıl taktığımı, şöyle şu ipimi geriye şöyle alacağım. Burada ip ekleme yapacağım. Hemen şuradan ipimi şu önceki ipimi de arkaya aldım. Hemen buraya şöyle bir tane kibrik yapacağım. Buradaki ipimizi şöyle arkadan temizleyeceğiz şurayı. Bakın bu şekilde eklememi yapmış oldum ip. Bir tane zürafa yaptım. Bu bilindik bir model arkadaşlar. Ama tel kırma üzerinde de ufak bir model. Çok da şık oldu. Kipriklerimi ben tek düğüm yapıyorum. Kiprikleri de tek düğüm daha düzgün oluyor arkadaşlar. Çift düğüm olunca dönme geriye dönüyor. Onun için tek düğüm tercih ediyorum. Pardon. Şimdi şu aşağıya geriye iniyorum. Buna da şey yapmadım ben arkadaşlar. Zürafasını çekmedim. Bu şekilde yaptım. Bakın bu şekilde indim. Şimdi araya bir tane şöyle zürafa yapacağım. Şimdi burada 4 tane zürafa yapıp şimdi üçüncü yapıyorum. Rengi aynı olduğu için gözükmüyor. Pudra rengi bu arkadaşlar. Çok sevdiğim pudra tonlarından biri. Hemen bu geriye aldığım ipin burasına bir tane kipriğimi yapıyorum. Da bitirdim. Burası kaldı arkadaşlar. Sizler için göstermek istedim. Yapmak isteyenlere de fikir olsun. Bu şekilde.
köşesi olduğu için ipim takılıyor. Şimdi buna da böyle hafif bir model olması daha iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ağır bir model olursa zaten burası çok şık, çok gösterişli. Bu şekilde hafif bir model daha güzel oldu bu. Tel kırma üzerine. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi yine iniyorum buraya. Zürafa olmayınca biraz zorlanıyorum arkadaşlar burada. Ama çok zevkli ve güzel gidiyor. Bitmesine de az kaldı. Bitireyim ve arkadaşıma teslim edeyim artık. Üç tane, bir tane daha yaparsam 4. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde yeterlidir. Ben hemen şuradaki simli ipimle de ayrıntısını yapayım sizlere. Bu ipimin de oyalı suni ipekten bende yoktu, markası. Normal altın başak olması gerekiyor herhalde. Evet, altın başağın simli ipi bu arkadaşlar. Bunu da tel kırmasına uygun olsun diye bunu kullandık. Rengi çok güzel oldu. İşte simli ip kullanmamıştım. Bu modelle kullanmış olduk. Buraya da böyle 3 tane kiplik yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde buralarda 3'er tane kiplik yapıyoruz. Hemen yan taraftakine de geçeyim. Bu geçiş yaptığımız iplerimizi keseriz. En azından kestak yapmıyoruz. Bu şekilde ben atlıyorum bu yaptığım örneklerde. Yine yan tarafa bu şekilde geçiyorum. Bakın arkadaşlar, modelim bu şekilde. Hemen şu geçişlerimizi de keseyim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimde bu şekilde sizlere fikir amaçlı gösterdim. Bu benim siparişimdi. Bitti, az kaldı. Burasını da yaparsam bitireceğim ve teslim edeceğim. Bugünkü videom da bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki buna fiyat bir şey diyemiyorum. Yani
Ama bu şekilde bir oyanın fiyatı normal yazma için onu söyleyebilirim. En az 160 TL'den yapılmalı bu şekilde sıralı bir model. Bu kadar benden arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Şöyle de göstereyim. Ve hoşça kalın arkadaşlar.